Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte parmaksız örgü eldivenler yapacağım. Bu kış günlerinde hepimizin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çok şık ve çok basit, herkesin yapacağını düşünüyorum. Videoma geçelim. İlk önce gerekli olan herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Sizin istediğiniz renk olabilir ve tığımız da 4 numara olmalı. Makas ve iğne ihtiyacımız var. Bunları hep sağ tarafa alalım. Arkadaşlar şimdi ilk önce 26 zincir çekerek başlayacağım. Evet arkadaşlar, 26 zincirimi bitirdim. 26 zincir çektikten sonra zincirimi ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra arkada şöyle kısımlar görüyorum. Bakın. Şuralara her birine yarım trabzan yapacağım. Şimdi buradan başlıyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim. İpimi alıyorum. Ay kısımlarda bulunan yerlere batıyorum. İpimi alıyorum. Çekiyorum ve üçünü birden çekiyorum. Tekrar göstereyim. İpimi alıyorum. Batıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edip ve bitirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birinci sıramı bitirdim. Şöyle görünüyor. İkinci sıraya başlayacağım. İkinci sıraya başlamadan önce bir zincir çekiyorum ve ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra yine aynı şekilde tek tarafına arkadaşlar şöyle. Görmüş olduğunuz, buralarda görmüş olduğunuz iki taraf var. Şöyle. Biz bunu böyle değil de, ikisini birden olarak değil de, tek tarafını alarak batacağız. Ve bu da aynı şekilde sıra sonuna kadar yarım trabzan yapacağız. İpimi alıyorum. Tek tarafına. Tek tarafına batarak yarım trabzan yapıyorum. Bu aynı şekilde böyle devam edecek. Yine sıra sonuna kadar yapıp geleceğim arkadaşlar, siz sıkılmayın diye. Ama unutmayın, tek tarafına batıyoruz. İpimizi alıyoruz. Üçünü birden çekiyoruz. Böyle. Bunu bu birinci sıram. İkinci sıramı yapacağım. 3, 4, 5 ve 8. sıraya kadar aynı şekilde böyle devam edeceğiz. Yani arkadaşlar isterseniz 8 sırayı da birden yapıp ben geleyim. Tekrar söyleyeceğim ne yaptığımı. Tek tarafına yarım trabzan yapıyorum. İpimi alıyorum. Görmüş olduğunuz iki taraf var şurada. Ben tek tarafına batıyorum. İpimi alıyorum. Ve üçünü birden çekiyorum. Bunu sıra sonuna kadar bitireceğim.
Bittikten sonra bir zincir çekeceğim. Tekrardan başlayacağım. Tekrardan bir zincir. Böyle 8 sıra yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8 sırayı bitirdim. Eğer isterseniz biraz daha geniş olmasına bir sıra daha yapabilirsiniz. Çünkü bu kısım bizim elimizin üzerine gelecektir. Şöyle. Şimdi sizinle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıramızı elde ettik. Şimdi 9. sıraya geçmeden önce bir tane zincir atıyorum. Ve 13 tane karma dikiş yapacağım. Tek tarafına. 1. Tek tarafına batıyorum. 2. 3. 13 tane yapıp geleceğim. 13 tane kayma dikiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane kayma dikiş yaptım. Şimdi ise geri kalanını yarım trabzan yapacağım. Sıra sonuna kadar. Bitirip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben 8. sıramı bitirdim. 9. sıramda 13 tane kayma dikiş yaptım ve geri kalanını yarım trabzan yaptım. Şimdi benim 9. sıram bitti. 10. sırama geçiyorum. Geçmeden bir tane zincir atıyorum. Zincirimi attım. Şimdi arkadaşlar 6 tane yarım trabzan yapacağım. Tek tarafına aynı şekilde. Bu 1. Alttan olduğuna emin olalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yarım trabzanımı yaptım. Daha sonra 6 tane zincir çekeceğim. Yani şimdi şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çektim. Şimdi buradan 6 tane atlayarak 1, şöyle göstereyim. 6 tane zincirimi çektim. Şimdi 6 tane dikiş atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.'ye kayma dikiş yapacağım. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. bu. Kayma dikiş yapacağım. Kayma dikişimi yaptım. Daha sonra tek tarafına sıra sonuna kadar kayma dikiş yapacağım. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sıra sonuna kadar kayma dikişimi yaptım. Şimdi yapacağım. Yani 11. sıram 9. sıranın aynısı olacak. Yani zincir atıyorum ve çevirdim. 13 tane kayma dikiş yapacağım. Geri kalanına da yarım trabzan yapıp
11. sıramı. Evet arkadaşlar, 11. sıramın sonuna geldim. Şimdi ise burada yapmış olduğum 8 sıranın aynısından tekrardan burada yapacağım. Ve eldivenimiz 19. sırada bitecek arkadaşlar. Şimdi tekrarlayayım. Burada yapmış olduğumuz 8 sıram düz yarım trabzandan ibaret. Yani biz burada yapacağımız 8 sırayı düz yarım trabzandan yapacağız. Bitirip 19. sırada geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8. sıramı da bitirdim. Böyle bir şey elde etmiş olduk. Şimdi bunları dikeceğim. İlk önce bir tane zincir atalım. Daha sonra şöyle koyacağım. Arkadaşlar, bu taraftan bir taraftan iki tanesini aldığımda diğer taraftan ise bir tanesini alacağım. Yani demeye çalıştığım şey şu. Buradan tekine battım. Diğer taraftan ise buradan ikisine battım. Buradan tekine batıyorum. Ve kayma dikiş yapacağım. İkisine batacağım buradan. Buradan ise tekine. İpimi alıyorum. Yaptığım işlemi daha yakından göstermek istiyorum. Şimdi iki tarafımız var. Buradan ikisini alacağım. Diğer taraftan ise sadece tekini. Yani ipimi, yani tığımı battım ikisini. Buradan ise sadece tekine batıyorum. Görmüş olduğunuz tek tarafına batacağım. Battım. Ve kayma dikiş yapacağım. Tekrarlıyorum. Ve arkadaşlar, sonuna geldik. Şimdi diktiğim yer içeride kalması için çeviriyorum. Ve sonuç. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmış olduğumuz parmaksız örgü eldiveni. Gerçekten çok kolay. Herkesin yapabileceği. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.